Sarıkol geldim İstanbul'da. Arkadaşlar selamlar. Teşekkürler abi. Teşekkürler, sağ olun. Bu dünyayı kötülüklere yapan dört adamlar bir tanesiyle birlikte ise... Ya bu ne kadar güzel bir ünvan. Ne kadar hoş. Çok teşekkürler sizin güzelliğiniz. Yani, çok teşekkür ederiz. Birazdan çok güzel bir film başlayacak. Evet. Hakim misiniz? Aslında ben genellikle filmlerde hiç böyle spoiler almayı hiç sevmem. Ondan dolayı da hiçbir şey bilmeden, hatta Ömer'den bile dinlemeden ufak bir hikayesini çekilmeden önce anlatmıştı. Müthiş bir hikaye. Eminim şu anda çok etkileyici bir yapıtla baş başa yılacağız. Hemen birazcık spoiler verelim aslında size. Verme. Bak, ben tartışma çıkıyor sonra ben. O zaman böyle spoiler vermeden çok da bir örnek verelim. Gençlerin aslında önü açıldığı zaman neleri yapabileceğini anlatan bir proje. Sizin bu konuda çok duyarlısınız. Gençler hakkında neler söyleyebilirsiniz? Gençler hakkında ne söyleyeyim? Onlar şu an işin maytapları, yani asıl fişek orada. Bence bir memleketin zaten gerçekten zamanı yakalayabilmesi için tek yapması gereken şey eğitim sistemi ve gençlere destek. Başka hiçbir şey değil. Bırak ya, geri kalan her şeyini bırak ya. Gençlere asıl, hatta böyle daha yani 10 yaşlarından itibaren al, yeteneklerine göre yerleştir, eğitimi ver. Ondan sonra dünya münya kalmaz zaten yani. Ben bir örneğin mesela Kenan Sofuoğlu'nun oğlunu da görüyoruz. Takip edip izleyebiliyor musun? Daha 3 yaşındayken sen otobüsüne binebiliyor, evet, yani onlar beceriler, kafa işleri çok önemli. Özellikle yaratım çok önemli. Spor tabii ki de önemli. Ama bence ülkemizde en önemli şey, hayatımda da en sevindiğim şey böyle konulardan bahsetmek. Çünkü sanki böyle çok büyük bir şey söylemişim gibi. Ama naçizane fikrim kesinlikle yani yeni gelen ekibi, yeni kanları çok güzel bezemek. Açık kafayla, tamamen her şeye açık. Bütün dünya zaten artık ellerinin altında. Bomba bir ekip zaten geliyor bu arada da. Yani ülkemizin, yani bütün o yönetimin desteklemesi çok bambaşka bir şey olur. Yalnız ama beyin göçleri de devam ediyor özellikle. Onun kesilmesi için sadece özgürlük gerekiyor, o kadar. Onun yani gençlere tamamen kucak açıp her türlü kabul edip onların her şeyiyle ilgilenip onlara çok iyi eğitim vermekle alakalı. Özgürlükten bahsetmişken Eurovision yarışması tekrardan yapılsa tekrardan katılmak ister miyiz? Ya bence o her müzisyenin bir kere yaşaması gereken çok büyük bir olay. Çünkü o basamaktan adımınızı atarken ülkeyi birlikte sırtladığınız hissi çok garip bir his. O tartışılmaz bir duygu. Bence çok iyi müzisyenler var ülkemizde. Yeni gelenler efsane. Üçüncü yeniler denen ekip de efsane. Bence biz değil, bence yeni gelenler bomba. Onlar katılırlar ve çok da güzel başarırlar. Favorisiniz var mı? Çok var ya. Bir tane söylersem ayıp olur. Ama en yani yeni diyemem artık onları ama ya yok, söylemeyeyim. Şeyi de sormak istiyoruz. Eurovision'da çıktığınızda koreografi olarak işte ceketinizi açtığınızda Barış sembolüyle çıkmıştınız. Bu sefer çıkacak olsaydı Athena Kan nasıl bir sembolle çıkardınız? Yine Barış yapardım. Yani Hakan Bey'in durumuyla Hakan Bey'in durumuyla alakası ben aldım. Hakan iyi. Zaten 10 senedir hep böyle bir vardı. Onun değişik bir türüydü. Ondan sonra bir 10 senedir hiçbir hareketi yoktu. Ondan sonra bir yani iddia edilecek bir şey değil ama böyle 3. aşıyı olduktan 2 ay sonra aşırı agresif bir forma geçince tedavi aslında çok güzel gidiyor her şey. Herhangi bir şey, bir sıkıntısı yok. Sadece tedavi olacak, bitecek inşallah. Öyle bakılıyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler arkadaşlar. Görüşürüz.